Sırada günün haberi var sayın seyirciler ve bu haber çok özel dikkat edin. Antalya'da 10 binde bir görülen bir hastalık nedeniyle anne karnında idrar yolu tıkanan bebek ameliyat edildi. Mucizevi bir şekilde hem de. Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selahattin Kumru'nun gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuşan bebek şimdi 2 aylık. Profesör Doktor Kumru böyle bir durumla karşılaşmamak için anne ve baba adaylarına uyardı ve doğum öncesi kontrollerin hayatı önem taşıdığını anlattı. Evet. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yine Türkiye'deki örnek bir operasyona imza attı. Anne karnındayken idrar yolu tıkanan bebek Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle hayata tutundu. Evet, Hatay'da oturan bir yıllık evli Emine ve Abdullah Dönmez çifti bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken anne karnındaki bebeğin idrarını yapamadığı için bu durumun yol açacağı hastalık ve sonrasında gelişecek böbrek yetmezliğinin ölümle sonuçlanabileceğini öğrendi. Bebeğin idrar e, torbasının çıkışında e, orayı kapatan e, bir kapakçık gibi bir görün, e, durum oluyor ve bu yüzden de bebeğin idrar torbasında idrar birikip böbreklerine zarar veriyor ayrıca susuz bir ortamda kaldığı için bebeklerin akciğerleri gelişemeyip genellikle anne karnında e, yaşarsa da anne karında kaybedilmezse doğduktan sonra kısa bir sürede kaybediliyor. Bebeklerini yaşatmak için Antalya'ya gelen aile Profesör Doktor Selahattin Kumru'ya başvurdu. İlk önce idrar örnekleri alınıyor. i̇drar örneklerinde eğer ümit verici ise konuşuluyor bebekleri koruma ihtimali. Ümit verici değil ise hayatta kalma şansını arttırdığı için bu konuda konuşuluyor. İşleme bu şekilde karar veriliyor. İşlem kararı verildikten sonra Anneye e, genellikle belden uyuşturularak anestezi yapılıyor. spinal anestezi. Arkasından bebeğe yine anestezi, göbek kordonundan ilaçlar verilerek anestezi ve kas gevşetici e, yapılıyor hareket etmesin diye. Sonrasında işleme giriliyor. E, i̇şlem kapalı ameliyatta gerçekleştiriliyor. Ultrason eşliğinde bebeğin idrar torbasına girilip e, tıkanıklık olan bölge görülüyor gözle, kamerayla. Sonra bu bölge ...lazerle e, tahrip edilerek açılıyor. Bebeğin böbrekleri zarar görmemiş ise... ameliyatın hemen ardından boşaltım sisteminin çalışmaya başladığını belirten Profesör Dr. Kumru... ...bebeğin doğduktan sonra dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Böbrek hasarı oluştu ise... ...sonuçta e, daha az nefron yani böbrek hücresi olacağı için... ...bu ailelerin bu bakımlardan dikkatli olması gerekiyor. E, bebeğin susuz kalması... Böbreğe zarar verici ilaçların kullanılması zaten mevcutta az olan böbrek hücresi sayısına olumsuz etki yapabilecektir. Bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca doğduğunda yeni doğan ve çocuk nefroloji bölümlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. İyi ki böyle doktorlarımız var. Kutluyorum.